Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta da Yalı Çiftliği'nin hemen yakınındaki Gerenkoyu plajına geldik. Etraftan da göreceğiniz gibi bayağı bir araçların park edebileceği yerler var ücretsiz şekilde. Bodrum Belediyesi'nin kafelerinden var. Bodrum Belediyesi'nin kafelerinin avantajlı yeri fiyatların ucuz olması ve yiyecek içecek alkol dahil hepsi var. Yolun ilerleyen kısımlarında karavanların da park ettiği noktalar var. İki giriş noktası var. Burası genellikle ailelerin bulunduğu nokta. İşte kamp yaptıkları, çadır kurdukları. Etrafta hani çadır kurmayın, çadır kurmak yasaktır falan gibi yazılar var ama genelde herkes kurmuş. Zaten birazdan da gösteririm size. Bu belediye kafenin de dediğim gibi içleri çok güzel oluyor. Belediye kafelerin. Ama çok sıcak. Çekim yapamıyorum. Lavabosu, duş noktaları falan her şey var. Şöyle göstereyim. Bayağı sessiz, sakin. Biraz geç geldik. Bu sefer sabahtan gelemedik. Bir gibi falan geldik ama bayağı bir kalabalık. Adım atacak yer yok. Zaten görüyorsunuz. Bayağı sıcak. Sahili çok güzel. Taşlık ama suyu çok temiz. Aşırı temiz. Bayağı bir beğendik biz de. Şöyle. Benim geldiğim noktası böyle. Ailelerin çoğunluğu burada kalıyor. Daha ileride bekarlar, çocuksuzlar falan. Ve dediğim gibi herkes araçlarını bırakmış. Kamp yapıyor. Karavanlar falan var zaten gördüğünüz gibi. Plajın bu noktasında şemsiyeler var. Onlara bir ücret ödemiyorsunuz. Bizim geldiğimiz nokta şu kısım zaten Yalı Çiftlik. Orada önceki videolardan var. Geldiğimiz için şu noktaya motoru bıraktık. Oradan da bir giriş var çünkü. O noktada da şemsiyeler vesaire yok. Siz kendinizi getiriyorsunuz. Ayrıca belediyenin dikmiş olduğu şöyle şemsiyeler de var. Onlara ücret ödemiyorsunuz. Bilginiz olsun.
arkadaşlar. Yüzdük ettik, yorulduk, canımız çıktı. Bu haftalık da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.